Herkese merhaba, ben Mustafa. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. La Casa de Papel'in 4. sezon incelemesiyle karşınızdayım. İncelemeye geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup videoya bir beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Öncelikle şunu söyleyeyim, önceki yaptığım incelemelerde hemen çekeyim de yükleyeyim kafasında olmadım hiçbir zaman. Ancak La Casa de Papel'in 4. sezonunun öyle oturup da karakterler üzerine çok analiz yapıp kafa yormaya değecek bir sezon olduğunu düşünmedim açıkçası. Hele ki beni çok sinir eden bir mevzu var, ona da ilerleyen kısımlarda değineceğim. Hani şu dizide mevzusu geçen Türkler hakkında. Bakalım siz ne düşünüyorsunuz? Önceden söyleyeyim. Bu videoda çok ağır spoiler içeren mevzular olacak. Yani söyleyeceklerimi çok da sakınmadan söyleyeceğim. İzlemeyenleriniz varsa baştan uyarayım dedim. Uyarıyı da yaptıktan sonra incelemeye başlayacak olursak açıkçası en çok sıkıldığım sezon oldu diyebilirim. İlk iki sezonun heyecanını ve tadını tabii ki aramıyorum. Çünkü bunu aramak gerçekten büyük bir hata olur. Çünkü onlar apayrı şeylerdi zaten. Üçüncü ve dördüncü sezonun ki beşinci sezon da buna dahil olacakmış gibi görünüyor. Dünyada çok fazla tuttuğu için yapılan sezonlar olduğunu biliyoruz zaten. Yani dizi çok tuttu ve devamını getirmek zorunda hissettiler kendilerini. Hazır altın madenini bulduk, burayı kazmaya devam edelim dediler. Ve bu altın madenini kazmaya 5. sezonda da devam edecekler gibi. Çünkü 4. sezon aklımızda çok fazla soru işareti uyandırarak bitti. Dediğim gibi hem aklımızda birçok soru işaretiyle kaldık hem de artık profesörden önce ekibin nasıl hareket edeceğini biz bilir hale geldik diye düşünüyorum. Yani bu sezonda da artık o kadar çok tekrarladı ki senaryolar kendilerini, artık bir şey olduğu zaman şaşırmaz hale geldik. Tamam, senaryo her ne kadar böyle çok güzel olmasa da tatlı tatlı bağlandığı güzel yerlerde yok değil. Bu sefer önceki yaptığım incelemelerden farklı olarak maddeler halinde gideceğim. Kendimce hikayede mantıksız ya da saçma bulduğum şeyleri sıralayacağım. Tabii ki arada güzel bulduğumuz yerlerde olacak, yok değil. Ama dediğim gibi arada. Bu esnada da sezonu hep beraber incelemiş oluruz zaten. 9 maddede toparlayacak olursak sondan başa doğru gidelim öyleyse. 9. maddeye Gandia'nın kaçışıyla başlıyorum. Açıkçası bu sezon birçok sorunun cevaba kavuşmasını beklerken Gandia'nın yaklaşık 3-4 bölümde yani sezonun yarısında 10 kişiyle nasıl baş ettiğini görmemizle geçti. Gandia oldukça tecrübeli bir koruma bildiğiniz üzere. Kaç sene Orta Doğu'da görev yapmış. Bir üst düzey yöneticinin korumalığını yapmış. Sonra da gelmiş İspanya Merkez Bankası'nın korumalığını yapıyor. Bakın onca yer korumuş diyorum. Bir sürü adam öldürmüş diyorum. Birçok göreve gitmiş diyorum. Bu adam tazı gibi bir şey, her şeyin kokusunu alıyor diyorum ama anlatamıyorum. Ha sonra bu da tek değil. Her ne kadar Gandia gibi olmasa da yanında 4 tane daha koruma var. Ama gelin görün ki bu adama kaçma fikrini Palermo veriyor. Hem de nasıl veriyor biliyor musunuz? Hepimizin aha şu kadarcıkken bildiğimiz bilgiyle veriyor. Hani kelepçeden kurtulmak için parmağını yerinden sökme mevzusu var ya. İşte o. Kardeşim bak, sen koca askersin. Muhtemelen bundan çok daha zorlu koşullarda hayatta kalmışsındır. Bu kelepçeden kurtulma fikri hadi diyelim senin aklına gelmedi. Yanında oturan 4 tane gavat da mı düşünemiyor bunları? Ki sen kalkıp Palermo'dan akıl alıyorsun. Bir de hayatında ilk defa duymuş gibi yapıyorsun ya, harika. İşte yok parmağını buradan hiç düşünmeden çekecekmişsin de hiçbir kelepçenin çıkmayacağı bilek yokmuş falan. Güzel kardeşim, eğer sen bunu düşünemiyorsan zaten o kadar askerliği boşa yapmışsın, ben sana diyeyim. Hani sırf Palermo'yu kötü duruma düşürmek için böyle bir senaryo yazmaları, böyle bir hikaye yazmaları gerçekten inanılır gibi değil. Ya zaten ben onları kelepçeli gördüğümde benim aklıma bile gelmişti bu adamlar nasıl oradan çıkamıyorlar diye. İşte gelin de görün mantıksızlığı. 8. maddeye gelecek olursak Rio'nun ve Tokyo'nun başının altından daha ne kadar olay çıkabilir diye düşünmeden edemiyorum. Ulan zaten 3. sezon sizin yüzünüzden başladı. Hani Rio yakalanıyor filan, sonra bunlar toplanıyorlar, gene geliyorlar bir araya. Bakın dikkat ederseniz Rio diyorum. Rio yakalandı diyorum. Ha tamam, 3. sezonun başlamasına lafımız yok. Eyvallah, başlasın tabi. Ama kardeşim artık bak, hepimiz öğrendik. Hepimiz diyorum. Bu Rio'nun başının altından daha çok şey çıkacağını ve çok şeye sebep olacağını. Ne olur rica ediyorum, artık başta profesör olmak üzere diğer ekip arkadaşlar da bunu bir öğrensin ya. Lütfen rica ediyorum, buna tek başına bir şey yaptırmasınlar artık. Hayır, sonra burada gerilen biz oluyoruz. Gandia kaçacakken sıksana kardeşim bir tane adamın ayağına. Adam o an böyle yere kapaklansın, hiçbir şey yapamasın. Ya da yok, onu yapamayacak bile ruh halindeysen zaten seni oraya koymasınlar. Neyse. Neyse, inanıyorum ki bunu 5. sezonda yapacaklar. Breaking Bad'e biraz bağlayacakmış gibi geliyor bana. Artık 5. sezonda bitirirler herhalde. 7. maddede ise Palermo'nun yaptığı adilik üzerine biraz konuşmak istiyorum. Nairobi senin yüzünden öldü, biliyorsun değil mi? Bakın ben hayatımda böyle egoist insanlara hiç yanaşmamaya çalışıyorum. Ama çevremde var tabii, mecbur, yapacak bir şey yok. Mutlaka herkesin de çevresinde vardır böyle insanlar. Ama bu egoistlik sadece kendine ise, yani başkalarına zarar vermiyorsan bir problem yok. Sonuçta kendi karakteri. Ama yok. Sırf sen, Tokyo senin elinden yönetimi aldı diye, ki bence Tokyo bu konuda haksızdı, buna bir sonraki maddede değineceğim. Gandia'yı kışkırtıp onun kaçmasını sağlayıp sonunda tekrar ekibe dahil olup Nairobi'nin ölmesine sebep olacak kadar ileriye taşıyorsan bu egoistliği, tüküreyim ben senin çarkına. Palermo belki Berlin gibi olur diye beklemiştim bu sezonda. Hani hala bekliyorum, yalan olmasın. Sonuçta gelecek sezonda var bu iş. Hatırlayacaksınız, Berlin'den hepimiz ilk başta nefret edip sonra da wow ne kadar güzel bir kahramanmış diye hepimiz sevmiştik. Hani Berlin'in grafitileri duvarlara yapılmıştı. Berlin adam
adamdır diye. İşte ben Palermo'dan da aynısını bekliyordum. Ama adam dolaylı yoldan Nairobi'yi öldürdü. Neyse profesör cezasını sonra keseriz demişti. Bakalım nasıl kesecek. 6. maddede ise Tokyo'nun devrime karar verdiği ana değinmek istiyorum. Malum Nairobi'yi ameliyat edip etmemek konusunda tartışmaya girmişlerdi. Tokyo ve birkaç tayfa diyor ki kendi bedeni kendi kararı. Yani isterse dışarıya çıkabilir ve tedavisine dışarıda devam edebilirler. Palermo ve birkaç tayfa da diyor ki hayır çıkamaz arkadaşım, bunu bizim burada kendimizin halletmesi lazım. Ya tabii ki çıkamaz. Yani bunların olacağını düşünüp onları sizin orada hallediyor olmanız lazım zaten. Bak Tokyo o kadar afra tafra yaptı ama sonunda Palermo'nun sözüne geldi. Ne oldu darbe yapmanda? Bir halta yaramadı. Hatta sonra dolaylı yoldan Nairobi'nin ölümüne Tokyo da sebep olmuş oldu. Değdi mi peki? Hayır. 5. maddede ise şu artık bilmem kaç saat önce mevzusundan vazgeçmelerini öneriyorum lütfen. Çünkü neden biliyor musunuz? Harbi yemiyoruz artık. Hani o son 2 bölümde son 48 saati anlatıp günümüz zamanına bağladılar ya. Öncesinde Gandhi'ye çatıya kaçıyor, yardım çağırıyor filan. Bakın harbi diyorum dedim ki bu Gandhi'ye değil. Olamaz yani. Hayır Gandhi'yaysa bile bunları o isteyerek söylüyor olamaz dedim. Ha tabii yani olayın nasıl gelişeceğini öğrenmek için heyecanlı bir şekilde izledim. Yalan yok. Oradaki hikayeyi birbirine bağlamalar filan güzel olmuş. Ama artık biliyoruz be kardeşim. Bütün bunların profesörün önceden düşündüğü planlar olduğunu. Şaşırtmıyor artık. Ama şunu söyleyeyim. İlk 2 sezonda tabii ki böyle değildi. Yani bilemiyorduk bazı şeyleri, tahmin edemiyorduk. Çünkü neden? Bu diziyi yazanlar da açtı. Yani açtı derken bütün her şeyini veriyorlardı olaya. Ortaya sunacakları şey yeni olacağından onlar bizi zaten şaşırtacaktı. Tamam dizi tuttu evet ama ilk 2 sezon başka hikaye. Sonraki 3 sezon yani 5. sezonla beraber söylüyorum başka bir hikayeyi anlatıyor. Hani bütün 5 sezonda birbirini anlatan birbiriyle bağlantılı hikayeler olsa tamam diyeceğim ama öyle de olmadı. Keşke birazcık daha tadında bırakmayı bilseler. 4. maddede ise adeta John Wick filminden sahneler seyredermiş gibi hissettiğim o malum karşılıklı ateş etme sahneleri var. Ha bir de öncesinde Rio ve Denver'ın el bombasının üzerine atlayarak el bombasını imha etmesi var. Evet yanlış duymadınız. El bombasının üstüne atlayarak dedim. Hadi diyelim ki üstüne yatarak imha ettiniz. Eyvallah. Tamam. Bari yüzünüz bir yeriniz filan kanasaydı güzel kardeşim. Ama maşallah hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam ettiler. Oğlum el bombası lan bu. El bombası. Hadi tamam burayı geçtik. Peki sonrasında adamı bir türlü vuramıyor oluşları. He diyeceksiniz ki ama adamın üstünde çelik yelek var. Ha bak işte kendin söylüyorsun. Üstünde var. Sıksana bacaklarına, sıksana kafasına, sıksana eline koluna. Adam 6 kişinin arasından kaçtı. Sonrasında oradan kurtulup nereye gitti? Nairobi'nin yanına. Maşallah tam bir pire gibi. Bir orada bir orada. Beni öldürmeyeceksiniz. Bu kapalı tuvaletten çıkacağım. Nairobi'yi de serbest bırakacağım deyip. Bizimkilerin de buna inanması peki. Bak hepimiz... Hepimiz diyorum, izleyen herkes, birine mutlaka bir şey olacağını tahmin etmiştir. Hani oradan öyle masumca çekip gitmek olmazdı, tamam kabul eyvallah. Ama o adam Nairobi'yi bırakırken, Nairobi'ye bakıp, Nairobi'ye nişan alıp, Nairobi'ye karşı tetiği çekerken, siz hepiniz affedersiniz mal gibi neye bakıyorsunuz? Hadi tamam Nairobi'yi vurdu. Oğlum adamın üstüne 500 tane mermi boşalttınız lan. Hadi gene tamam profesör dedi ki o bize canlı lazım, o da kabul. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Buna rağmen o 500 tane mermiden nasıl bir iki tanesini adamın koluna, bacağına, kafasına bir yerine isabet ettiremediniz acaba? Sonrasında bu adamın üstünden şarapnel parçaları çıkıyor ya hani. Heh, onların üzerine açılan ateşle bir alakası yok bunu söyleyeyim. Denver arkasından koşarak böyle son anda bir tane el bombası fırlatıyor ya. Hani o patlıyor. Heh, onun patlaması sonucu vücuduna saplanan parçalar bunlar. Adamı el bombası bile öldüremedi. İşte bütün bunları gördükçe dizinin o bizde uyandırdığı güzel hissiyatı, o inandırıcılığı filan kaybediyoruz yavaş yavaş. Bende ise o güzel hissiyatın nerede kaybolduğunu birazdan söyleyeceğim size. Az kaldı dayanın. Sonuna kadar izleyin mutlaka. 3. maddede ise profesörün yine her zamanki gibi ekranlara çıkıp halka seslenirken bizim komiserin yüzünün almış olduğu o ifade. Kardeşim bunu adam ilk defa yapmıyor ki. Böyle şaşırıp kalacağına ülkenin en iyi hackerlarını mı çağırıyorsun? Sistemimi kuvvetlendiriyorsun? Serverlarımı kuvvetlendiriyorsan ne yapıyorsan yapsana. Belli işte adam ülkedeki bütün televizyonlara Pakistan'dakilerin sayesinde bağlanıp halka seslenecek. Hayır seslensin tabii ama bunu ilk defa görüyormuş gibi yapıp hay tüküreyim böyle işin içine demenin de bir mantığı yok. Dizinin enerjisini alıyor böyle şeyler. Yapmayın lütfen. Ha bir de başka bir boyut. Sanki bizim profesör de evinin televizyonuna bağlanıyormuş gibi bütün ülkedeki televizyonlara bağlanıveriyor. O da ayrı bir mevzu tabii. 2. maddede ise Rio'ya yapılan işkencenin devlet tarafından nasıl inkar edildiğine değinmek istiyorum. Haberler çıkınca o emri verenler hemen sonra çıkıp nasıl açıklama yaptılar? Hayır kesinlikle yalan. Hayır biz böyle bir şey yapmadık. Hayır hepsi uydurma. Yaptıklarını bile bile
çıkıp nasıl da yalan söylediklerini gördünüz değil mi? Bunların gerçek hayatta da oluyor olması sizin de kanınızı dondurmuyor mu? Sonra da işin içinden kurtulmak için suçu birbirlerine atmaları da oldukça manidar bence. Hazır bir önceki maddede de Rio'ya yapılan işkenceden bahsetmişken, kapanışı da bununla alakalı ve bizim için bence oldukça önemli bir maddeyle bitirmek istiyorum. Ve diziye bakış açımın, daha doğrusu bu diziyi yazanlara ve onların zihniyetlerine olan bakış açımın neden değiştiğini anlatayım size. Rio'ya işkence yapanlar kimmiş, dikkat ettiniz mi? Türkler. Osman diye biri. Hem de Cezayir'de. Neden Rio'ya işkence yapanlar Türk oluyor acaba? Neden ta Allah'ın Cezayir'inde bir Cezayirli değil de bir Türk? Biz acaba diziye İstanbul karakterine biri dahil olacak mı diye beklerken onların bize yaptığını görüyorsunuz değil mi? İşkenceci ve para karşılığında insanlara eziyet eden bir Türk çıkardılar karşımıza. Hani para için kendini satar manasında. Ve son bölümde dikkat ettiyseniz Sierra basın açıklama yaparken ne diyor o Türk hakkında? Evet, para karşılığında bu emri verdik. O bir profesyonel. İnsanları diri diri gömme ve onları tir tir titretme konusunda üstüne yok. Bak bak Allah sen laflara bak. Arkadaşım, dizideki bütün karakterler şehir isimleriyle anılırken neden acaba sadece Osman ve Türk kavramları ortaya atıldı? Mesela Helsinki Sırp olmasına rağmen Helsinki ismini kullanmış. Ya da Moskov, ya da Denver, ya da Rio, ya da Tokyo. Yani hepsi bir takma isim ve şehirleriyle alakaları yok. Ama gel gör ki Osman ve Türk birbiriyle bağlanmış ve dizide karşımıza böyle sunulmuş. Zaten İspanyol dizilerinden olan Elit dizisini de izleyenler bilecektir. Bu İspanyol dizilerinde Müslümanlara çok fazla yer verilip böyle sürekli bir aşağılama eğilimi var. Bu yapılan gerçekten saygısızlık ve gereksiz. Biz hala diziye acaba gelecek sezon İstanbul karakterinde biri girecek mi? Ya da neden bu sezon yok ya diye düşünmeye devam edelim. Onlar da bizi böyle küçük görmeye devam etsinler. Aferin. Aynen devam. Evet, benden bu videolukta bu kadar. Biraz böyle olumsuz bir tarafından bakıyormuşum gibi oldu ama kusura bakmayın, yani ancak bunu yapabildim. İçimdekileri sizinle paylaşmak istedim açıkçası. Bilmiyorum siz neler düşünüyorsunuz. Eğer sizin de bu bahsettiğim konular hakkında görüşleriniz varsa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Hem böylece karşılık olarak tartışmış oluruz. Bakalım gelecek sezonda bizi neler bekleyecek. Eğer buraya kadar izlediyseniz de hepinize çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi öperim. Hoşçakalın.